yeraltı toprak sahipleri son günlerde haklarında çıkan iddialara yanıt verdi. Yerel seçimlerde seçim malzemesi olmak istemediklerini belirten bölge sakinleri ayrıca yeni gelecek planları da dört gözle beklediklerini belirtti. İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, halk arasında son günlerde Balçova arsa mağdurlarıyla İnciraltı arsa sahiplerinin karıştırıldığını söyledi. Bizlere de bu konuda iddialar bize de çok gelmekte. Ama bunun altını biz çizmek istiyoruz. İnciraltı toprak sahiplerinin ilgilendiği, bugüne kadar yaptığı tüm çabalar İnciraltı ile ilgilidir. İnciraltı'na yapılan her türlü olumsuzluklara karşı buradaki bulunan toprak sahiplerinin bir arada olduğu, yönetiminde de İnciraltı ve Bahçeşehir arası toprak sahiplerinin bir arada olduğu İnciraltı Gelişim Derneği bu bölgeyi kurumsal olarak temsil etmektedir. Bunun haricinde müferiden bazı açıklamalar bu bölgenin kurumsal yapısını kesinlikle temsil etmemektedir. Arkada gördüğümüz İstinye Park inşaatına geçtiğimiz aylarda hepimizin takip ettiği bir dava ile durdurulmak istenilmesi, yine aynı şekilde tramvay inşaatına durdurulmak istenmesi, bu çok olumsuz bir durumların kesinlikle İnciraltı toprak sahipleri bu olumsuz duruşun içerisinde kesinlikle olmadığı, dava süreci içerisinde kesinlikle bulunmadılar. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Çünkü zannediliyor ki İnciraltı toprak sahipleri bir yandan hak arayışına devam ediyor ama bir yandan da İzmir'in önüne engel çıkarmak istiyor. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Bunlar çıkar ve menfaat peşinde koşan insanların yaptığı hareketlerdir. Ve bölgemizi de bu şekilde iftiralarla, iddialarla şu an bitmek üzere olan İnciraltı planlama sürecini baltalamak isteyen kişilerin yapmak istediği bir iftiralardır. Süreçle yakından ilgilenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun önümüzdeki dönem aday olmayacağının hatırlatılması üzerine konuşan Karabulut, bu sürece inanarak çözüm noktasına gelen Aziz Kocaoğlu başkanımız oldu. Yani hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Ya biz inanıyoruz ki bu süreç yeni bir belediye başkanına tarafına kalmadan İnciraltı planlama kurdelesini diyoruz. Planlama kurdelesini hükümetimizle beraber Aziz Kocaoğlu başkanımızın birlikte kesmesi yakışacaktır. İzmir'e yakışacaktır. Karabulut son olarak İnciraltı seçim malzemesi olur mu sorusuna da yanıt verdi. Olmaması gerekiyor ve olacağına da bizler inanmıyoruz. Çünkü bu uzun soluklu bir süreçti. Yaklaşık Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onayı ve son başbakanımız, şimdiki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Binali Yıldırım'ın talimatıyla başlayan bir süreç biliyorsunuz ki vardı. Ta ki geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanımız Aydın Şengül bu konuyla ilgili bütün İzmir'e ve bizlere bir müjde vererek mutabakata varıldığının müjdesini hepimize verdi. İnciraltı seçim malzemesi olmayacak kadar önemli bir noktada. Bugün İnciraltı planlama konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hummalı bir çalışmasını yürütüyor. Önümüzdeki günlerde de çalışmasının bitmesini ve AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Aydın Şengül'ün Ankara'dan o planlarımızı da alarak havalimanında kendisini biz İzmirliler olarak, İnciraltı toprak sahipleri olarak davul zurnayla karşılamak isteriz.